Performansı en iyi olan personel daha aktif birimlerde. Performansı düşük olan personel ise, yani sen yandın deminki örneğe göre, kendilerine daha uygun birimlerde değerlendiriliyor. Aynen aynen, şaka yapıyorum sana ben. Ondan sonra ben de olmayayım, kendim bir örnek göster. İşte keyfi hareket falan da olmaz diyorlar çünkü tutanak tutuluyor. Tutanağa amir imzalıyor. Amir sanki hiç keyfi davranmazmış gibi. Amir imzaladığına göre böyle keyfi bir şey de söz konusu değil falan gibi. Hiç uyduruk uyduruk cevaplar. Cinsel tercihlerinden dolayı da bir sorgulama söz konusu değildir. Hani Melda, suç mudur ki böyle? Ancak otoyollar, ana arterler ve trafiğin yoğun olarak yaşandığı yerlerde trafik güvenliğini, tehlikeye artık o yoğunluğu da kendileri karar veriyor. Mesela üç kişinin geçtiği sokağa da yoğun diyebilirler. Tehlikeye düşürme durumlarında travesti olup olmamalarına ve cinsel tercihlerine bakılmaksızın ilgili şahıslar hakkında işlem yapılıyor. Bilinen bayan tabiri teşhircilik yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bayanlar için kullanılmaktadır. Yani hayret hayret bir şey. Bu da öyle. Şimdi bu öyle. Bir de bakayım ne. Ha, bu mahkemelerdeki sorundan da bahsettik. Bitiriyorum artık. Translara karşı cinayetlerde iyi hal indirme, haksız tahrik indirme falan. Ya bu çok yaygın. Kadın cinayetlerinde de bu böyle. Yani sırf trans kadınlara değil, kadın cinayetlerinde de işte kravat taktı diye indirim oluyor. Vay bana işte tahrik oldu falan bir şeyler. Bu şeyi ilginç buldum ben de. Sen dedin ya Kemal, trans kadın işçilerine şiddet gene trans kadın seks işçilerinden geliyor ve bunun nedenleri hakkında bir şey söyledim. Buna ben de katılıyorum tabii senin söylediklerine. Ama bana öyle geliyor ki şöyle bir şey de var. Yani translar diye hepimizden farklı olacak değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu farklı olana karşı ön yargı ve de ayrımcılık Türkiye'deki insanların genlerine işlemiş diye düşünüyorum. İki hikaye anlatıp bitireceğim. Ben bir 2008 yılında böyle bu farklı kimliklerle ilgili araştırma yapmıştım. Ve de bulduğum şey de korkunçtu. Yani Türkiye'de farklı olmanın gerçekten de herkes açısından ayrımcılığa uğramak demek olduğunu. Yani bu farklılık küpe takıp saçı uzun olan erkek de olabilir, yeşil kırmızı mavi tişört giyen erkek de olabilir. Bir Anadolu kendinde birazcık eteği kısa, kolu kısa genç kadın da olabilir. Aleviydi, Kürtüydü, Romalıydı vesaire vesaire. Yani pek çok kesimi kapsıyor bu. Başörtülü kadınları da kapsıyordu uzun süre ama bu araştırmada onlarla ilgilenilmemişti. Çünkü onların hakkında çok şey yapılmıştı zaten. Şimdi bu farklı olmakla ilgili iki şey anlatacağım. Yani insanların nasıl birbirlerini dışladıklarıyla ilgili. Romanlar aslında bizim araştırmamız kapsamında değildi. Dört arkadaşla birlikte yaptık. Bunlardan biri Nedim Şener'di, öbürü Tam Morgül ve İrfan Bozan, aranızda tanıyanlar varsa. Anadolu'yu böyle kent kent gezdik. Aydın'dayız. Aydın'da bir Roman mahallesi var dediler. Peki biz buraya gidelim diye düşündük. Yani bir de onlar araştırma kapsamında değil ama olsun. Onlar da farklı kimlik hazır bulmuşken falan. Giderken de bizim arkadaşlara dedim ki aman çocuklar öyle çingene mingene sakın demeyin. Artık kullanılmıyor. Roma. Ama hocam dediler ta burada Aydın'da nereden bilecek? Ya bilir bilir siz kullanmayın. Şimdi biz bu mahalleye gittik. Çok da ahbap da olduk. İşte böyle bir kurabiyeler götürmüştük. Onlar da bir şeyler ikram ettiler falan. Sokakta oturuyoruz, konuşuyoruz. Ahbap olunca ben de cesaretimi topladım. Dedim ki siz kendinize, merak ettim çünkü hakikaten şimdi. Siz kendinize roman mı diyorsunuz? Çünkü bir de şunu söyleyeyim. Yani toplumun en altındaki kesim artık. Belki onun altında işte sizler varsınız herhalde. Hayır ama öyle yapılan bütün araştırmalarda öyle çıkıyor. Bir numara istenmeyen komşu. Gerçekten de farklı cinsel kimliği olanlar bu bütün araştırmalarda çıkıyor. Korkunç bir şey yani gülmeyecek bir şey değil aslında.
Neyse ama bunlar da yani hiçbir siyasi partinin sahip çıkmadığı, sorunlarına eğilmediği falan romanlar. Siz roman mı diyorsunuz, çingene mi? Der demez ne? Çingene mi? Biz o pis çingeneler gibi. Yani bir anda kendilerine karşı ayrımcılıklar şey. Biz o pis çingeneler gibi aramalarla oradan oraya mı gidiyoruz? Çingene olur muyuz falan. İnanılmaz dedim. Ondan sonra başka bir yerde, bunu da anlatayım, bitiriyorum. Bir Alevi ile konuşuyorum. Bir Alevi örgütünde. O da işte Alevilere yapılan şeyden, ayrımcılıktan bahsediyor. Yani nasıl işte yok mu söndü yaptılar deniyor. Bunların kestikleri yenmez, pistirler, odurlar, budurlar. Korkunç hikayeler. Ondan sonra nasıl oraya geldik hatırlamıyorum şimdi. Bir noktasında ama dedi ben size bir şey söyleyeyim mi dedi. Ben de dedi çok sinirli bir adamım dedi. Benim bir arkadaşımın karısı vardı dedi. Bulgar göçmeni dedi. Kızılbaş demiş bize dedi. Bir kitap yazmış dedi. Gittim ona dedim ki dedi. Sen Bulgar doğumlusun, Rus doğumlusun. Yani hakikaten inanılmaz. Dolayısıyla da toplumun herkesini kendinin biraz altında bulduğu birilerine karşı böyle insiyaki olarak mı diyeyim, ne diyeyim, eğitimle mi ilgili başlıyor ayrımcılık yapmaya. Yani bu işin böyle bir boyutu da olabileceğini düşünüyorum açıkçası.